Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü tatlılar içinde severek tüketilen fırın sütlaç tarifimi paylaşacağım. Çok güzel oluyor, çok severek tüketiyoruz biz. Şimdi öncelikle malzemelerimizi öğrenelim. Malzemeler: 1 su bardağı pirinç, 1,5 kilogram süt, 2 su bardağı şeker, 2-3 yemek kaşığı nişasta, 2 paket vanilya, üzeri için dövülmüş fındık. Şimdi sütlacımızın yapım aşamasına geçelim. Sütlacımızın yapımına ilk önce 1 su bardağı pirincimizi yıkamakla başlıyoruz. Pirinçlerimizi güzelce yıkıyoruz. Pişirecek olduğumuz tencereyi ocağımıza alıyoruz ve yıkanan pirinçlerimizi tenceremize ekliyoruz. Daha sonra pirinçlerimizin üzerine 1 su bardağı kadar süt ekliyoruz. Geri kalanını da su ekliyoruz. Bu şekilde su ve sütü karıştırarak pirinçlerimizin yumuşayana kadar pişmesini sağlıyoruz. Sadece suyla da pişirebilirsiniz ilk baş, ama bu şekilde yumuşayana kadar pişirdiğinizde pirinçleriniz içerisine biraz sütü çekmiş oluyor ve daha güzel bir tadı oluyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Su ve sütü karıştırarak ilk önce pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz yumuşadı. Şimdi üzerine sütümüzü ekliyoruz. Evet, sütümüzü de ekledikten sonra 2-3 yemek kaşığı kadar nişastayı sulandırıyoruz ve sütlaçımızın içerisine ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Evet, şimdi biraz sütle birlikte kaynattıktan sonra şekerimizi ekliyoruz. Şekerimizi de ekledik. Sütlacımız gördüğünüz gibi kaynıyor. Şekerini siz tadına bakarak da ayarlayabilirsiniz. Çok şekerli seviyorsanız şeker ilave edersiniz. Az şekerli seviyorsanız biraz daha az koyarsınız. Bu şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. Baktınız çok koyulmaya başladı. Bir miktar süt takviyesi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi akışkan. Çünkü fırında da pişerken biraz içine çektiği için biraz sulu bırakıyorum ben. Bu şekilde olunca daha güzel bir kıvam almış oluyor. Ne çok katı ne de çok sıvı olmuş oluyor. 2 paket vanilyamızı sütlacımızın içerisine ekliyoruz ve şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, sütlacımız pişti. Bu şekilde göveç kaplarına ya da ısıya dayanıklı kaplarınıza sütlacımızı dolduruyoruz. Tepsiye diziyoruz, fırın tepsisine, ve içerisine soğuk su dolduruyoruz. Doldurduğumuz su kaselerimizin yarısına kadar gelecek. Bu şekilde 200 dereceye getirdiğimiz fırınımızın en üst rafına tepsimizi yerleştiriyoruz ve üzerlerini hafif yakana kadar fırında pişiriyoruz. Daha önce de söylediğim gibi sütlacınızın kıvamını biraz akışkan, sıvı kıvamda yapmalısınız ki fırında da pişeceği için böyle katı olmasın kıvamı. Bu şekilde sıvı bir kıvam yaparsanız biraz da fırında pişecek olduğu için o zaman tam istediğiniz kıvama ulaşacaktır. Ama siz bunu koyu yapıp bu şekilde kaselere doldurursanız katı bir sütlaç elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, sütlaçlarımızı fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel kızardı. Şöyle göstereyim. Afiyet olsun şimdiden deneyecek olanlara. Diğer tarif ve videolarıma ulaşmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.